Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de zekanı geliştireceğiz Tonguç. Hocam en sonunda çok teşekkürler. Gerçekten buna çok ihtiyacım var. Tonguç, bu seni biraz senin istisnalar kaydı bozmaz yani, ama her insan zekidir biliyor musun? Aa. Her insan zekidir Tonguç. Hocam kesin. Ben de mi zekiyim? Ya o kadar değil tabii. Burada biraz yanlış olmuş cümle. Pardon hocam, teşekkürler. Yani sen biraz daha az zekisin ama her insan zekidir. Mutlaka her insanın bir zeka türü vardır Tonguç. Ya müzikal zekası vardır, ya sözel zekası, ya matematiksel zekası. Mesela sende sosyal zeka var bence Tonguç. Hocam bence bende oyun zekası var hocam. Oyunları çok iyi yapabiliyorum. Oyunlarda mesela soyut zeka önemli. Çünkü soyut olarak düşünmen gerekiyor. Olmayan bir şey. Hocam özellikle first role playing oyunları çok yapıyorum. FRP. Vay. Evet hocam ya. Vay. Sen de oyun zeka. Bazı insanlarda görsel zeka vardır. Bazı insanlar mesela futbolcular var ya Tonguç. Hani Emre var, yurt dışına gittiler. Veya Arda var, Barcelona'ya gittiler. Onlarda sözel zeka var hocam. Onlarda hayır, spor zekası var onlarda. Bedensel zeka var. Adamlar bedenlerini çok iyi kullanabiliyorlar ve çok hızlı kendilerini geliştirebiliyorlar. Bende ne zeka var hocam sizce? Onu bilim adamları hala araştırıyorlar. Şu anda bulamadılar ama her insan zekidir mantığıyla hareket edersek kendi zekamızı bulabilir ve geliştirebiliriz. En azından kendi zekamızı geliştirebilmek için bazı yöntemler söyleyeceğiz. Birincisi, artık yeni nesil hep evde sürekli bilgisayarla oynuyor. Öyle değil mi Tonguç? Cep telefonuylayım hocam. Ben. Cep telefonu evde oynuyorlar ve bu ister istemez zekamı geliştiriyor. Hayır, zekanı geliştirmiyor Tonguç. Biraz daha fazla dışarıda zaman geçirmelisin. Aa. Dışarıda basket oynamalısın, parklarda gezmelisin. Yani evin içine tıkılıp eve gelip pat diye sürekli bilgisayar oynamak tehlikeli bir şey Tonguç. Çünkü beynin hep aynı uyarıcılarla hep aynı odada karşılaştığı için beynin gelişmiyor. Ama dışarı soğuk hocam, ben çıkamıyorum. Ya kışın değil evladım, baharda ve yazıdan bahsediyoruz. Aa, tamam hocam. Kışın da çıkabileceğin durumlar var. Kartop oynamaya çıkmıyor musun mesela? Evet hocam. Kartop oynamaya çıkıyor. Dolayısıyla beynin farklı uyarıcılarla karşılaşması ne? Lazım. Şarkı söylemelisin Tonguç. Şaka gibi hocam ya. Çünkü hocam, ama ben şarkı söyleyince arkadaşlarım genellikle o ortamı terk ediyor. Dolayısıyla evde yalnız şarkı söylemeye dikkat ediyorum. Evet. O durumda da annem çılgına dönüp yemeği yanlış yapıyor. Sen banyoda şarkı söylediğinde apartman boşalmış. Öyle bir şey duydum. Hani yankı yanmış. Banyo boşluğundan hocam bütün apartman duydu ve yönetici şikayet geldi. Şimdi tabii ki senin gibi değil. Senin gibi sesi kötü olan insanlar söylememeli. Ama şarkı söylemek insanın zihninin çalışmasını ve müzikal zekasını geliştiriyor. Ve aynı zamanda şu da önemli. Hep farklı şeyler yapman gerekiyor. Öbürü de bedensel zekamızı geliştiriyor. Evet bak. Eğer burada önemli olan şey şu. Hayatına farklılıklar katman gerekiyor. Mesela her gün aynı yerden işe gidip gelen ve hep aynı mesleği yapan memurlar mesela... Zekalar yavaşlıyormuş biliyor musun Tonguç? Belli bir yaştan sonra. Dolayısıyla eve gidip gelirken bile farklı yolları kullanmak lazım. Anladım. Hatta ve hatta hep aynı işi yapmamak lazım. Farklı işler yapmak lazım ki beynimiz gelişsin. Ben de hep aynı okula gidiyorum. Ben anneme söylüyorum. Okulumu değiştirin anne, bak zekam gelişemiyor diyorum. Yapmıyorlar hocam. Seni her hafta bir başka bir okula götürseler bile o sıkıntı olabilir Tonguç. Satranç oynamayı biliyor musun Tonguç? Satranç oynayabiliyorum hocam. Kale vardı, fil vardı, orangutan vardı. Orangutan yok evladım, atıyorsun öyle bir şey yok. Hocam. Kale var, fil var, at var, piyonlar var. Evet, at var. Eşek var. Eşek yok Tonguç, pardon eşek hocam. Yok. Satranç oynamak da yine zihni geliştirebiliyor. Satrançı sevmiyorsan ona benzer başka oyunlar var mesela. Değil mi? Böyle değişik şahmat oyunlar. Şahmat yapabilirim hocam. Aynen. İlla ki satrançı sevmiyorsan, satranç zor geliyorsa başka oyunlarda oynayabilirsin. Bir de hani ben dedim ya farklı uyarıcıları, farklı şeyleri görmen lazım. Mesela Google Earth gibi uygulamalar var. Giriyorsun. O ne hocam? Earth. Böyle Earth dünya demek. Hayır, bir şey Earth mi demek? Bu yer küre demek. Dünya world demek. Earth de yer küre demek. Böyle dünyanın içinde geziyorsun. Mesela eskiden yaşadığım yerleri, başka ülkeleri adeta helikopterle gezer gibi gezmek de senin farklı yerleri görmen. Mesela çok yerler gezen insanlar çok zeki olur biliyor musun Tonguç? Mesela Allah çok Allah. Gezen çok bilir derler ya. Aynen öyle. Mesela sen farklı farklı şehirleri gezmeyi, farklı farklı hocam, ülkeleri... Hocam ben hiçbir şey bilmiyorum hocam. Ben sadece bizim mahallede takıldım şu ana kadar. İşte sizin mahallenin dışına çıkmak için eğer imkanın yoksa, başka şehirleri, başka ülkeleri gezebilecek imkanın yoksa, Google Earth'le gezmek, başka başka uyarıcılarla karşılaşmak da zihnini geliştirecektir Tonguç. Az önce söylediğim şey çok önemli. Her gün aynı yerden aynı şekilde gitmek bile zekanın körelmesine sebebiyet veriyor. Okul kulüplerine üye misin Tonguç? Evet hocam, ben gece kulübüne üyeyim. Evladım ya ne yapıyorsun? Okulda gece kulübü olur mu? Hayır hocam, ben bizim mahalledeki gece kulübüne uyuyayım. Taverna mı, müzik hol mü? Hayır hocam. Pub. Kafe Şanzelize hocam. Kafe Şanzelize. Evladım sen daha yaşın kaç başın kaç. Bir kere gece kulübü yasak sana, böyle bir şey yok. Aynı zamanda benim kulüpten kastım matematik kulübü, tiyatro kulübü gibi kulüpler. Kulüplü. Az kaldı boğuluyordum var ya gulu 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 diye. Bu kulüplerde başka arkadaşlarla diyalog halinde olman, onlarla... Sosyalleşiyorum hocam. Sosyalleşirken ister istemez diğer insanlarla görüşlerini paylaşman da zekanı geliştirecek. Günlük tutuyor musun Tonguç? Hocam günlük tutmuyorum, ben aylık tutuyorum. Aylık raporları alıyorum teker teker. Bu ayki kazancımız falan çekiyor. Bu ay bunları yaptım. Evladım sen muhasebeci misin? Sen mali müşavirsin, aylık değil. Senin eğer imkanın varsa günlük tutman önemli. Neden biliyor musun? Günlüğe o gün yaptığın şeyleri yazarken her gün farklı bir şey yazmak isteyeceksin. Mesela her gün günlüğe şey yazarım. Okula hocam, gittim uyudum. Büyük insanların hepsinin günlüğü varmış biliyor musun? İşte bak görüyor musun? Bak günlüğe şöyle bir şey yazabilir misin her gün? Bugün okula gittim, eve geldim, uyudum. Ertesi gün okula gittim. Hayır, her gün farklı bir şeyler yazmak isteyeceksin.
o sırada beynin düşünmeye başlayacak. Doğru. Anladın mı? Beynin düşündükçe de bak, beyin de aynı kol kasın gibi olmuş. Eğer kolun hep böyle dursa ne olur? Kangren olur gider. Ama hocam ben kolunu hareket ettirdikçe ne oluyor? Kolun gelişiyor. Beynin de çalıştıkça gelişen bir şey. Günlük tutsam hepsine denden koyarım hocam. Hepsi aynı gün hocam. Yapacak bir şey yok. Benim için hepsi aynı. Hayır, günlerin farklılaşması lazım. Günlerini farklı kılman lazım. Ne dedik? Dışarı çık dedik. Başka başka şeyler yap dedik. Bir de gıdalara da dikkat edeceksin olmuş. Sen her gün ne yiyorsun mesela? Ben her gün hamburger, patates kızartması ve kola içiyorum hocam. Allah cezanı vermesin Tonguç. Onlar çok zararlı. Vücuduna da zararlı. Aynı zamanda tabii ki orada patates, et bunlar faydalı şeyler. Ama bu tarz direkt beyni geliştiren. Bak ceviz neye benziyor Tonguç? Ceviz domatese benziyor. Hayır evladım, ceviz direkt beyne benziyor. Yani orada direkt bize bir uyarı gönderilmiş. İnsanlar bakın, buna benzer bir şey yerseniz, beyninize benzer bir şey yerseniz beyniniz gelişir demek istemiş. Ceviz, bal, balık. Kaç kavanoz bal yiyebiliyorsun günde Tonguç? Hocam gerçek hakiki bal çok pahalı olduğu için ben çakma bal yiyorum. Dolayısıyla... günde yarım kavanoz yiyebiliyorum. Afiyet olsun. Ama hakiki bal olursa günde 1 gram yiyebiliyorum hocam. Anladım, güzel. O da zor bir şey. Balık, ada çayı. Balık yiyebiliyor musun Tonguç? Hocam balık da yiyebiliyorum. Balık yemiyorsan mesela ceviz yiyebilirsin. İkisi de aynı şeyi verebiliyor yani, vitamini. Ada çayı, tarçın gibi zihni canlandıran şeyler tüketmek de senin beyninin gelişmesini sağlayacaktır. Ve tamamen farklı bir yabancı dil öğrenmeye çalışıyormuş. Yani sonuçta İngilizce öğrenmek istiyorsun, Almanca. Ben Japonca'yı öğrendim. Hocam. Böyle Japonca gibi, Çince gibi garip dilleri öğrenmeye çalışırsan da beyninin gelişimini göreceksin. O zaman ödüllü sorumuzu soralım. Ardından da yayınımızı burada bitirelim Tonguç. Teşekkürler hocam, sağ olun. O zaman ödüllü sorumuzu yapıp gönderiyorsun Tonguç. Aynı zamanda video bombardımanımız devam ediyor. Tonguç Akademi'nin yüzlerce farklı konuda farklı dersler... Tonguçakademi.com'da bir sürü bom 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 bom. Bir önceki bir sonraki videomuzu unutma. Bu videoda like et Tonguç. Teşekkürler hocam.